12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yu'tel hikmete fekat utiye hayran kethire. Yani ne demek? Meali nedir? Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Bakara suresi 2'ye 269. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi, hem hikmeti Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara, cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas, hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye-i temsiliye dürbini ile bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim inamdar istedi ki Kur'an-ı Hakimi maanisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizuma kamete harika bir libas giydirilsin. İşte ona kaç saat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetli cevherleri yazısında istimal etti. Hakayıkının tenevvüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercan ile ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus ehli hakikatin nazarına o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işareti olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çendan Arabi bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir, Kur'an-ı Hakim'dir.
İşte bu hakperest zat ne tezinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşu ile iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiat perest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba-ı hakaik olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan o hakimi hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı. Gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Eğer temsili fehmettin ise bak, hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakim-i ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i kainatın en âli bir müfessiridir ve en beli bir tercümanıdır. Evet, o Furkan'dır ki şu kainatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla yani onlara sari hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış. Ne kadar güzel bir surette saniyenin cemaline delalet ediyor der. Ve bunun ile kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına manayı harfi ile yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismi ile yani mevcudata mevcudat hesabına bakar. Öyle bahseder. Ne güzel yapılmış abbedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet,
dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır. Ve kainata bir tahkirdir. İkinci esas